Amerika Taşkışlar Ministri Mike Pompeo, Hong Kong'u kollaydıqallığını yeni bir kıtım təkitledi ve halkara cemiyetinin Uyghur Müslümanları kılınıvatkan Xitay zulümüğü karşı duruşu çağırdı. Washington'da ötküzülgen akbarat ilan kılış yığında söz kalan Pompeo, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırışlarını tənqit kıldı ve Xitay Kompartiyasının etiqatkı karşı uruş aşkallığını etdi. O, biz her kaç devletlerinin bulup mu İslam Hemkarlık Teşkilatı ve Arap İttifakı devletlerinin Kıtay'nın Uyghurluğa kılıvatkan zulümüğü karşı avazını küçeyecek çakırmen dedi. Pompeo yine Bahrayn Parlamenti'nin 2020 yılı 2. yanvarda çıkan kararını muayyeleştirdi. Pompeo Kıtay Kompartiyası Şarkı Türkistan'da esir tutuvatkan Uyghur, Kazak, Kırgız ve başka Müslümanlara karşı kişilik hukuk tacavuzçılık ipamakta dedi. Zimistan torunun xabar qilishicha, Sharq Turkistondagi tungan musulman erlarining ko'pincisi tutqun qilingan. Sirt qolgan yashanganlar bilan ayollar va bolalar bo'lsa, mahalliy komitetlarda siyosiy o'g'inishga majburlangan. Shuning bilan birga ularning bolalari maktabda chatqiqi qilgan, hatto darsda keyin qoldi degan bahona bilan maktabdan qo'g'langan. Mazkur torunning ziyoratini qabul qilgan bir tungan, mening oilamdan 4 kishi tutqun qilindi. Men qachon tutqun qilinaman deb qo'rqinchlikda yashayotiman. Bizning hech qanday gunoimiz yo'q. Bizni bo'lg'unchilik bilan ayblayotdi dedi. Xitoyda 59 kishida bayqalgan yuqumliq kasalning bunundan burun ko'rilib boqmagan bir xil virus sababli kelib chiqqanligi bildirildi. Xitoyda necha 10 kishida bayqalgan bu xil virusning tipik bo'lmagan o'pki yallig'i, ya'ni sarisni keltirib chiqargan virus bilan bir oildan ikkanligi ilgari surilmoqda. Bu vaqtda tekshirish olib berayotgan mutaxassis Shu Jengu dastlabki alomatlarning bu kasallikning tojisman virusdan kelib chiqqanligini ko'rsatganligini aytdi. Bu xil kasallik dastlabda Wuhan shahrida 59 kishida bayqalgan bo'lib, 7-sining ahvolining og'ir ekanligi ma'lum. Xitay Savdo Ministerligi ta'minlagan uchurlarga asoslanganda, Xitay muavin bosh ministri Liu He Amerika bilan qisman savdo kelishimini imzolash uchun 13 yanvardan 15 yanvargacha Washingtonda bo'ladi. Ministerlik bayonatchisi Gao Feng hayotlarning yaqin aloqa ichida ekanligini aytgan bo'lsa-mu, lekin boshqa ma'lumot bermadi. O, Xitay tarafining tunji qitim birinchi bosqichlik savdo kelishimini dalillashi bo'lib hisoblanadi. Amerika prezidenti Donald Trump Saudi kelishimiga 15 yanvar imza qo'yilganligini e'lon qilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump NATO'ning kengayib o'tir sharqdagi davlatlarni ham o'ziga qo'shilishi kerakligini aytdi. U shakllangan yangi ittifoq uchun NATO MA degan ismni tavsiya qildi. Shuning bilan birga u Iranga og'ir embargo yurgizdiganligini ta'kidladi. O, Amerika'nın İranlı General Süleyman'ın öltürüşünün yolluq ikenliğini aklap, o teximi burun öltürülüşü kerek idi. Obama dairelerinin hatalıqları sebeplik İran iqtisadi cihetin paydaldı ve bulanı terörizmini kollaş üçün işletti, dedi. Amerika daireleri Tehran etrafında çüşüp ketken Ukrayna yolucular ayırplanının hatalda İran tarafından etip çürülgeligini ilgir sürdü. Birleşme agentliğinin xabar qilishicha, Amerika istihbarat organlarının uçurlarını nakil qilib sözlegen işke əməldar 176 kişi oltırgan bu ayırplanının İran'nın başkurulduğun bombası bilen etip çürülgen ihtimalının yukarı ikkeligini bildirdi. Trump mı bu axta şübeyleri bağlıqını etdi. İran bolsa bu qarashlarını rad qildi.